Bizler namaz kıldığımız zaman şunu söyleriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Rab olarak Allah'ı seçtiğimizi her namazımızda söylüyor isek bir oturup düşünmemiz gerekli değil mi? Rab dediğimiz zaman Allah Subhanahu ve Teala'dan başka güneşe, aya, yıldızlara, gökyüzündeki asteroitlere, galaksilere, gördüğümüz, göremediğimiz, denizin en karanlıklarından en güneş alan yerine kadar gördüğümüz, göremediğimiz ne kadar şey varsa Allah Subhanahu ve Teala hükmetmektedir diyoruz. Yani biz Rab olarak Allah'ı seçtiğimizi söylediğimizde göklere de yerlere de yani bu toprak parçalarına da Allah'ın hükmettiğini söylüyoruz. Yani diyoruz ki ey Rabbim bu beden elbisesini bize veren sensin. Bu bedenimizdeki iki kolu yaratan sensin. Her elimizde beş parmağı yaratan ve boyutlarını seçen sensin. Bu parmakların içinde tırnağın olmasını, bu parmağın içinde kan damarlarının olmasını, kılcal damarların olmasını, kanın dolaşmasını, al yuvarını, ak yuvarını, boyutuna kadar her şeyi var eden ve onlara hükmeden sensin. Üzerimizde bulunan bütün organları ve onların işlevlerini, onların ne yapması gerektiğini emreden sensin. Boyutlarını takdir eden sensin. Kaşımızı, gözümüzü, gözümüzün rengini, tenimizin rengini seçen sensin diyoruz. Bu kadar şeyi Allah Subhanahu ve Teala'ya veriyoruz. Ama gelip diyoruz ki evet Rab olarak seni seçtik ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun koyulabilir. Bu layık sistem de bize kendi kanunlarıyla hükmetsin. Biz bu laik sistemde idareciler seçelim. Onları meclise gönderelim. Kendi kafalarına göre kanunlar seçsin. Onlar da bize hükmetsin. Ama biz Rab olarak yalnız seni seçtik diyelim. Hatta seçtiğimiz milletvekilleri mecliste senin kanunlarını tanımasın. Kur'an'ı reddetsin. Hatta bu sistemin mahkemelerinde senin kitabınla hükmedilmesin. Tamam, yağmur konusunda Rab olarak seni seçtik. Senden başka Rab yoktur. Tamam, güneş konusunda Rab olarak seni seçtik. Senden başka o güneşe doğup batıran yoktur. Tamam, hava konusunda Rab olarak seni seçtik. Senden başka bize oksijen veren yoktur. Tamam, suyun Rabbi olarak da seni seçtik. Tamam, göğün Rabbi olarak da seni seçtik. Ama Rabbim, Türkiye'nin Rabbi olarak seni seçmiyoruz. Laik sistem diye bir sistem var. Biz Rab olarak bu topraklara onu seçiyoruz. Zaten onlar da bize şunu söylüyor. Diyor ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani onlar da sana Rabliği vermiyor. Bundan dolayı biz de bunlara tabi oluyoruz. Bu topraklarda bari sen Rab olarak olma. Bu topraklara sen Rab olarak hükmetme. Bırak bu konuda da Rab olarak biz şu laik sistemi yahut laik sistemin mezhebi olan partileri Rab olarak seçelim. Onlara itaat edip onlara ibadetimizi edelim. Ben bundan dolayı gidiyorum, oy kullanıyorum. Oyumla insanları Rab olarak seçiyorum ama biz tutup da CHP güneşe hükmeder. CHP güneşi doğurur, CHP güneşi batırır demiyoruz ki. Biz tutup da bu rejim, bu laik sistemin partileri yağmuru indirir yahut yağmuru durdurur demiyoruz ki. Ya da biz barajlardaki suyu falanca partiler kanun çıkartarak doldurur demiyoruz ki. Biz sadece insan İnsanların arasında olan meselelerde partiler hükmetsin, onlar Rab'lik yapsın diyoruz. Bunun dışına biz çıkmıyoruz ki. Yani biz göklere bu partiler hükmediyor demiyoruz. Sadece bulunduğumuz yerlere bu partiler hükmediyor diyoruz, diyorsunuz. Tam manasıyla bunu söylüyorsunuz. Dilinizle söylemeseniz de hal dilinizle bunu söylüyorsunuz. İşte bu Allah Subhanahu ve Teala katında büyük zulüm denilen şirktir. Sizler Allah Subhanahu ve Teala'ya şirk koşuyorsunuz. Allah Subhanahu ve Teala'nın hükmetme yetkisini Allah Subhanahu ve Teala'dan alıp başkasına veriyorsun. Allah Kur'an'ı süs için mi indirdi? Allah Kur'an'ı yeryüzüne insanlar onu sadece kabirlerin üzerine okusun diye mi indirdi? İnsanlar o Kur'an'ı mevlitlerde okusun diye mi indirdi? İnsanlar o Kur'an'ı okuyarak şöhret bulsun, milyonlarca takipçiye ulaşsın yahut insanlar ne kadar güzel okuyor desinler diye mi indirdi? Allah Subhanahu ve Teala o kitabı devletler insanların arasında hükmetsin diye indirdi. Yani Allah Subhanahu ve Teala Rabliği konusunda hiçbir yerde boşluk bırakmamıştır. Onun için kim Kur'an'ı seçmiş, onun Resulünü seçmiş ve o Allah Subhanahu ve Teala'nın dini için mücadele ediyor ise bu insanlardır Allah Subhanahu ve Teala'nın katında değerli olanlar. Bu insanlardır asıl kazanacak olanlar. Aksine bu insanlara terörist muamelesi yapan bu laik rejim yani Allah Subhanahu ve Teala'yı tanımayan bu sahte rejim, bu batıl rejim ya da bu batıl rejime uyup Allah Subhanahu ve Teala'nın sistemi için çalışan, çabalayan, tebliğ eden insanların önüne geçen insanlar kesinlikle batıla itaat etmiş ve batıl için mücadele etmiş insanlardır. Toplumun korkusunu anlıyorum. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini gerçek manada yaşamaya çalışırsa biliyor ki